Akif, Osmanlı coğrafyası ile bugünkü Türkiye coğrafyası, Türk dünyası ile İslam dünyası, İslam düşünce hayatı ile aramızdaki büyük tarihi bağdır. O, yeni nesillerce en çok tanınması gereken yakın tarih şahsiyetlerinin başında yer almaktadır. Şiirleriyle verdiği mesajlar her devirde dikkate alınması, rehber kabul edilmesi gereken çaptadır. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Şimdi de okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklali Yazanlar adlı kısa oyunu izleyeceğiz. Arkadaşlar, Erkan-ı Harbiye Dairesi bir yazı yazarak milli azim ve imanı besleyecek bir maaşın yazılmasını istediler. Onların ricası bizim için emirdir. Çünkü kahraman ordumuzun her şeyden önce morali ihtiyacı var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Herkes duygu ve düşüncelerini açıklasın. Böylece uygun çözüm yolu bulalım. Muhterem Nazırım. Buyur Basri Bey. Şimdiye kadar İstiklal Marşı'nı seçmeliydik. Ancak yine de geç kalmış sayılmayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı'nın seçileceğini gazetelerde ilan edelim. İstanbul'da da milli mücadelemizi destekleyen gazetelere bilgi verelim. Hem böylece haklı davamızı dünyaya duyurmuş hem de katılımın daha çok olmasını sağlamış oluruz. Haklısın Basri Bey. Yapacağımız ilk iş çalışmanın şartlarını belirlemek ve halka duyurmak. İstiklal Marşı'nın seçmeli komisyonumuz her türlü yetkiyle donatılmıştır. Bizim çalışma azmimiz ve şevkimiz milleti kucaklayan, moral aşılayan, milli duyguları uyandıran bir marş için harekete geçmemizi sağlayacaktır. Efendim. Buyur Besim Atalay Bey. Şiirler iki türlüdür. Ya duyguların tercümanıdır yahut derin ve ağlatabilir ruhun ağlatıcı bir yansımasıdır. Şiir bu iki şekil üzerine doğarsa olumludur. Dünyada o şiirler ki yüce duygudan ve heyecandan doğar. Böyle ısmarlamayla şiir yazılırsa bu şiir yaşamaz efendim. Muhterem Nazırım. Buyur Basri Bey. Marş, Türk'ün kahramanlığını ve yüceliğini ortaya çıkarsın. Marş dinleyenler anlasın ki Türkiye hiçbir güç esir alamaz, Türk asla esir olamaz. Haklısın Basri Bey. Sadece gazeteli ilan vermek yetmez. Bütün ünlü şairlerle temasa geçelim, onlara konuyu anlatalım, İstiklal Marşı yazmaları için onları ikna edelim. Efendim. Buyurun Sayın Avni Bey. Birinci gelecek esere ödül verelim. Bu şekilde katılım daha fazla olur. Evet, arkadaşımız doğru söylüyor. Ödül birçok şairin İstiklal Marşı yazmasını sağlayacaktır. Şairler ödülü almak için mümkün olduğunca şiirlerin güzel olmasını çalışacaklardır. Ödül sakınca olmaz mı? Marş para için yazılır mı? Sakıncalı olmaz. Mükafatlar her zaman teşvik edici olmuş. Arkadaşlar, bir hata üzerine dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle para meselesiyle şiirler arasında ilişki bulunan yanlış bakış açısıdır. Şairlerimiz ilk defa şiir yazmamışlardır. Demek ki para karşılığında şiir yazmak söz konusu değildir. Biz halkın ruhunu, heyecanını anlatan şiir yazmalar için onlara başvuracağız. Ooo Kemalettin, hoş geldin. Hoş bulduk bizim Siyah, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, sen de sağ ol. Buyur, geç otur, ayakta kalma. Gazetedeki haberi okudun mu? Yok, ne olmuş? Yoksa Yunanlar mı ilerliyor? İlerlesinler bakalım. Onları geldiklere göndermek boynumuzun boyudur. Asıl şu ilana bak sen. Ne yazıyor ilanda? Okuyayım da dinle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden halkımıza duyurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı seçilmesi için şiir yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın şartları. Yarışmaya her Türk katılabilir. Şiirler milli azim ve imanı besleyecek şekilde yazılmalıdır. Şiirler hece ya da aruz ölçüsünde yazılabilir. Şiirlerde dize sayısı serbesttir. Birinci gelecek sene 500 liralık mükafat verecektir. 7 Kasım 1920 Ambulans Sıfır Arif Nazır. 500 Türk lirası. Çok iyi para. Hem de çok. Sen katılacak mısın? Katılırım tabii. Birinci gelirsem hem adıma diyorum hem de para yakınır. Peki sen katılacak mısın? Evet. Ben de katılmayı düşünüyorum. Adnan Bey, bakar mısın? Buyurun Nazırım. Yarışma için ne kadar kaç şiir geldi? 723 şiir geldi efendim. Çok güzel. Ünlü büyük şairler de katıldı mı? Katıldı. Hatta Şarp Fatih Kazım Karabekir bile katıldı. Yalnız... Yalnız ne? Yalnız Mehmet Akif katılmadı efendim. Allah Allah. Mehmet Akif Taceddin dergahında şiir yazmaya çalışıyordu.
Şiirlerinin bazı bölümlerini mecliste ben de okumuştum. Çok etkileyiciydi. Neden katılmadı acaba? Basri Bey bakar mısın? Bilinen büyük şairimiz Mehmet Akif yarışmaya katılmadı. Sebebini biliyor musun? Efendim, Mehmet Akif şiir değil, sanki bir destan yazmış. Şiiri ben okudum. Muazzam bir şey. Ama bir türlü katılmaya ikna edemedim. Merak ettin doğrusu. Niçin katılmamış? Efendim, milli marş parayla yazılmaz. Para ödülü şairler için hakarettir. Milli marş millet için yazılır diyor. Koca şair doğru diyor. Ama bir kere ilan ettik. Artık ölçü olmaz. Tam 723 şair şiir gönderdi. Hepsini bir kalemle silip atamayız. Mehmet Akif'in böyle ödüllü yarışmalara katılmadığını tahmin ettiğim için ona bir mektup yazdım. Mektupta da söylediğim gibi aslen nişanladığın icap ettiği ne varsa hepsini yaparız dedim. Olmazsa kazandığı para ödülünü Türk ordusuna bir vakfa bağışlamasını istedim. Akif mutlaka yarışmaya katılmalı. Akifsiz yarışma yarım yarışmadır. Basri Bey, bu mektubu Mehmet Akif Bey ile selamını söyle. Sanırım bu mektup onu ikna edecektir. Sağ olun efendim. Böyle düşüneceğinizi biliyorum. Mektubunuzu ben kendi elimle iletirim. Böyle olursa ikna ederim sanırım. Diğer şiirler ne durumda? Yurdun her yanında binlerce şiir yağdı. Milli coşku halkı öyle sardı ki mebuslar bile dayanamadı, yarışmaya katıldı efendim. Bu millet ölmez. Bu coşku hangi millette var? Halkın yiyecek ekmeği, içine su yok ama sarsılmaz inancı var. Aziz dostum, Nazır mutlaka senin de yarışmaya katılmanı istiyor. Hatta Hamdullah Sulu Bey sana bir mektup iletmemi istedi. İstersen mektubun içeriğini sana okuyayım. Burdur mebusu Mehmet Akif Efendi'ye. Birinci gelecek esere 500 TL mükafat verilmesinden dolayı İstiklal Marşı şiir yarışmasına katılmadığınızı öğrendim. Sizin gibi değerli şairler bugünler isimlerdir. Bu sebeple sizin de yarışmaya katılmanızı istiyorum. Merak etmeyin, asıl endişenizin icap ettiğine varsa hepsini yaparız. Gerekirse para ödülünü bir hayır kurumuna bağışlar, ödülü almazsınız. Milletimizin sizin şiirinize ihtiyacı var. Milletimizi şiirlerinizden mahrum etmeyin. Hamdullah Subi, Tanrı Över, Marif Nazım. Tamam Basri, Nazır beni ikna etti. Milletin verdiği görevden kaçılmaz. Milletimiz size her zaman şükran duyacak. Beni de sevindirdiniz. Dur bakalım, daha birinci olmadı. Sizin gibi milletin ihtiyaçları dile getirecek kim var? Bu eser birinci olmazsa şaşarım. Birinci gelirsem para ödülünü Türk ordusuna ait bir vakfa bağışlasınlar. Parayı bana hiç vermesinler. Tamam hocam, siz hiç merak etmeyin. Ne gerekirse onu yaparız. Efendiler, yarışmaya şimdiye kadar tam 724 şair şiir gönderdi. Bunların 717'si elendi, 7 şiir finale kaldı. Şimdi bu 7 şiiri okuyalım. İlk şiir Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka taban, milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Tükremiz sel gibiyim, benliğimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna almaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Verceli hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgamaz sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır yür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hak adama milletim istiklal. Öğrencilerimize teşekkür ederim.